mavi ve siyah. Hadisiye Uşaklıgil. Bir aralık odasının kapısına vuruldu. Bir ses, Ahmet Şevki Efendi sizi bekliyor dedi. Matbaanın son düzenlenişi sırasında idare memuruyla karar vermişlerdi. Öğle yemeğini beraber onun odasında yerlerdi. Ahmet Şevki Efendi bir temizlik ve düzen özeniyle odasında bir kısmı boş duran bir dolabın alt katını küçük bir kiler haline getirerek buraya sofra örtüleri, peşkirler, su kadehleri, tabaklar, çatallar, bıçaklar koymuş. Her gün öğle üzeri küçük bir yuvarlak masanın üzerine o beyaz örtülerden birini örterek sofrayı hazırlamayı adet edinmişti. Ahmet Cemil dünden beri aç olduğunu o zaman hissetti, odasından çıktı. İdare memuru küçük sofrasını her vakitki gibi penceresinin yanına kurmuş, arkadaşını beklerken ayakta sokağa bakarak karşıdaki kebapçıya ısmarlanmış altı şişin ateş üzerinde hoş biberli kokulu dumanlar içinde rızladığını seyrediyordu. İki arkadaş karşı karşıya oturdukları vakit ikisi de bir müddet lakırdı söylemediler. İlk söyleyecekleri şeyin sabahki makaleye dair olması tabiiydi. Ahmet Şevki Efendi nihayet ne kadar üzülmeye eğilimli adamsın dedi. Aksine kendimi pek metin buluyorum. Bugün benim yerimde başka biri olaydı hiddetinden çıldırırdı. İdare memuru bu cevapla yetinmemiş göründü. Keşke sen de çıldıracak kadar hiddetlensen de kendini böyle ümitsizliğe teslim etmesen. Ahmet Şevki Efendi'ye göre pek ince olan bu düşünüş Ahmet Cemil'e hayret verdi. O vakit şimdiye kadar hakkında derin bir sevgisinden başka bir şeyini görmediği bu adama uzun uzun baktı. Ahmet Şevki Efendi de kendisini merhametle dolu bir bakışla seyrediyordu. İkisinin arasında birbirini seven adamları bir saniye içinde ancak bir sevgi havası içinde saran bir çekicilik ortaya çıktı. Bu bir saniye içinde Ahmet Cemil bütün düşüncelerini ne zamandan beri bir kalbe emanet etmek isteyip de başaramadığı hislerini bu adama sadeliğiyle, temizliğiyle etrafını çevirenlerin hepsinden üstün olan Ahmet Şevki Efendi'ye dökmek ihtiyacını duydu. Beni ümitsiz eden yalnız o değil. Sabrınız varsa dinleyiniz dedi. Evvela kardeşinden bahsetti. Akşam annesine söylemeye cesaret edemediği korkularını açıkladı. Eniştesini mümkün olduğu kadar anlattı. Sonra matbaa dedi. Edebi Sofralardan herkese merhaba. Bugünkü programımızda Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah romanını konuşacağız. Ve bizlerle beraber çok kıymetli bir konuk var. Profesör Doktor İnci Engün'ün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim hocam, sağ olun. Hocam Mavi ve Siyah, yani başlı başına baktığımızda tabii çok önemli bir eser ama Türk Edebiyatı'nın romanla tanışmasından sonraki sürecine baktığımızda yine öyle önemli bir yeri var mı? Çok. Çünkü tam anlamıyla bir devir romanıdır. Bir tip romanıdır. Ve ayrıca bir çeşit Servet-i Fünun edebiyatının ne yapmak istediğini ortaya koyan bir eserdir. Bir sanatçı romanı da sayabiliriz. Yani baktığımız zaman bütün bu açılardan
sorularımıza cevap verebilecek ve bizi bir yerlere götürecek bir romandır. Ve çok yoğun. Ben bu program dolayısıyla kitabı tekrar okumak ihtiyacını hissettim. Ve gördüm ki daha ilk sayfada romanın nereye gideceğini hissettiriyor bize. Ama bunu kaçıncı defa okuduktan sonra belki tecrübelerin ışığında fark edebildim. Daha başında baktığınız anda Raci'nin bir şeytan olduğunu görüyorsunuz. Bizi karşılayan nedir? Gençler oturmuşlar, bir kutlama yapıyorlar. Bir yazı heyeti, yani okumuş yazmış şairi, nasiri var içinde. Ve bu gençlerden bir tanesi elma soyuyor. Ve o kadar büyük bir dikkatle soyuyor ki Ali Şekip hiç koparmadan bütün olarak çıkaracak. Hı. Ve ondan sonra da onu bir köşede bir başka şairi çekiştiren iki şairi üzerine atıyor. Raci ile Said'in. Ve Raci'ye diyor ki senin için, şeytanı çatlattım senin için diyor. Şimdi bu çok çarpıcı bir sahne. Biz daha birinci sayfanın da veya ikinci sayfada görüyoruz ki orada bir şeytanla, şeytan olduğu yerde de insanın olması kaçınılmaz bir şey, bir problem olacak. Gerçekten roman boyunca bu iki kişiyi bir köşede kendi başına, tek başına düşünen, işte sarı saçlarını savuran, uzun saçlarını Ahmet Cemil, öteki uçta da bunlar. Ali Şekip bu gençler arasında en neşeli olan. O belki hayatta daha da başarılı olabilecek, imkanlarını kullanmasını bilen bir adam. Çok ilgi çekici bir başlangıç. Sofradan bahsediyor ama sofra bitmiş bir sofra. Bittikten sonra başlıyor roman. Bir bitişin hikayesi var. Ve yani metni böyle her kelime kelime tahlil edecek değilim ama o ilk sayfayı okumak bile Halis Ziya'nın bundan sonraki sayfalarda neleri nasıl oya gibi işleyeceğini hemen görüyoruz. Bu oya kelimesi, oyalanmak kelimesi Servet Fünun'da çok geçer. Burada sadece bu gençler hayallerinin kurbanı olmuyorlar. Aynı zamanda dış gerçekle tecrübesiz gençler bunlar. Hayal kuruyorlar ama hayallerinin kurbanı oluyorlar. Onlara nerede dur diyeceklerini bilmiyorlar. Kipling'in Eğer şiiri herhalde o zamanlar çevrilmemişti. Hayal kurar fakat hayallerine esir olmazsa. Bu çocukların hepsi hayallerine esir. O kadar esir ki Tanpınar daha sonra bir mülakat yapar. Hayali bir mülakat Ahmet Cemil'le. Ve orada Ahmet Cemil şunu söyler. Biz imkansızlıklarımızı, nasipsizliğimizi anlatamıyorduk. Onlara mahkum olmuştuk der. Bu çok önemli bir şey. Bu aynı zamanda Tanpınar'ın kendinden önceki nesli eleştirmesi ki bu mülakattan dolayı çok üzülmüş bildiğim kadarıyla Halis Ziya. Fakat Halis Ziya'ya büyük saygısı vardır Tanpınar'ın ve kendisi de aynı yolu takip ediyor. Aslında Mümtaz'la Ahmet Cemil arasındaki fark nedir? İncelenmeye değer. Arada nesillerin farkı var. Burada bir gelişmeden falan söz edemeyiz. Edebiyatta sadece iyiler vardır, kötüler vardır ama biri öbürsüne basamak da olur. Örnek alınır ama onu geliştirmek amacını asla gütmez. Böyle bir gelişme olmaz. Çünkü her biri fertlerin yarattığı dünyalardır. Ve onların birbirlerine uymasını bekleyemeyiz. Bu edebiyat tartışmaları aslında sofralarda da dile geliyor değil mi romanda? Yazarın malzemesi kelimeler, söz, kafasındaki meseleler. Sofra da bunların konuşulabileceği ortamlardır. Hemen hemen her sofrada böyle sohbetler vardır. Bazı işçi romanlarında da biz bununla karşılaşırız. Oradaki meseleler daha farklıdır. Ama
bu gibi daha aydın kişilerin bulundukları sofralarda elbette ki onların ilgileri doğrultusunda bir takım tartışmalar yapılır. Ve bunlar sofrayı unutturur. Bu yüzden belki Halis Ziya'nın eserlerinde sofra vardır ama yemek pek yoktur. Benim görebildiğim bir tek gazetede öğle yemeğini beraber yiyorlar. Ve sadece bir tek yerde kebap yediklerinden bahsediyor. Yani yiyip yemediklerini de bilmiyoruz da evet. Öncesinde kokusunu duyuyorlar falan. Bu bakımdan çok önemli ama başka bir şey önemli. Sofranın donanması çok önemli. Servitürcüler inanılmayacak kadar batıya bağlıdırlar. Şıklığa, güzelliğe, insanları oyalayacak nesnelere bağlıdırlar. Eşyaya çok bağlılar. Benimsedikleri edebiyat akımı da zaten bunu gösteriyor. Onun için sofralar çok güzeldir. İşte beyaz bir şey olacak, örtü olacak. Onun üzerine şu falan dükkandan alınmış kristal bardaklar dizilecek. Filan cins tabaklar konulacak vesaire. Yani bir sofrayı donatmak için ne lazımsa onların hepsinin alınacakları dükkanlar bile teker teker sayılır. Ve bu sadece mavi ve siyahta bunlar pek yok. Daha az ama Aşk-ı Memnu'da, Kırık Hayatlar'da, Nesli Ahir'de inanılmayacak kadar çok. Başlı başına bir sanat oluyor. Mavi ve siyah, yani mavi bir umutlu bir gecede başlayan roman, siyah ve yani siyah karanlık bir atmosferde bitiyor. Evet. Aslında bir hayal kırıklığı romanı değil mi? Tabii hayal kırıklığı romanı baştan itibaren. Aslında çok iyi bir çocuk. Çok iyi bir genç. Ama önce bir babanın ölümü. Onu bir takım sorumluluklarla karşı karşıya bırakıyor. Arkasından iş bulma sıkıntıları. Onlarla ilk defa karşılaşıyor. Genç bir şahsın eserini yazmak için vakit bulamıyor. Bir yaramaz çocuğu uslandırmaya çalışıyor ve ona parça bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Hiçbir zaman okumayacağını, okumasını tavsiye etmeyeceği ucuz romanları tercüme ediyor. Sırf basın onları istiyor, işte onlar para getiriyor diye. Ayrıca tabii onların çeviri anlayışı da o kadar güçlü ki bir çeviriyi bir haftada yapıyor mesela. O şekilde para kazanması mümkün değildir. İster istemez Ahmet Mithat Efendi'nin yaptığı gibi okuyup hatırında kalanı Türkçe ifade etmeye çalışıyor. Böylece rahat rahat para kazanabiliyor. İşte kısmen tabii ne kadar rahatsa. Ondan sonra iyi bir iş buldum diyor. Gazete tecrübesi giriyor. Bu arada kız kardeş büyümüştür. Kız kardeşini ile evlenmek istiyor. Matbaa sahibinin oğlu. Fena bir adam değil. İşi var, gücü var falan. Fakat evin içine girince iki anlayışım birbiriyle asla birleşemeyeceği görüyor. Ve yavaş yavaş kardeşinin her gün öldüğünü görüyor. Ve kurnaz da bir adam Vehbi Bey eniştesi. Güya onu da matbaaya ortak ederken elindeki en güzel sığınağını evine alıyor. O sofraların kurulduğu, mutlu sofraların, sohbetlerin yapıldığı o ev elden çıkıyor değil mi? Evet, çıkacak yani sonunda. Ondan sonra bir başka önemli hayal kırıklığı ise Lamia'yı seviyor. Kendisinin yakın arkadaşı olan Hüseyin Nazmi ile şiir anlayışlarında hiçbir fark yok. Fakat onun da güzel bir kardeşi var. Onu seviyor ama açıklayamıyor. Çünkü bekliyor. Önce şiir kitabını neşredeyim. Şiir kitabını yine bir sofrada Hüseyin Nazmi'nin gelir durumu çok daha iyi. Erenköy'de güzel bir köşkte oturuyorlar. Ve gıpta ediyor hep Ahmetciğim. İstiyor ki kendisi de onun gibi olsun. Onun imkanlarına sahip olsun ve ondan sonra da Lamia'ya ile evlenmek ve teklif etsin. Ama bu sırada ona başka bir talip çıkıyor. Tam da şiirini okuduğu gece öğreniyor. Yani iki yıkım aynı anda geliyor ve ertesi gece de Raci'nin kendi şiirini
şiir kitabını yerin dibine batıran korkunç bir yazısıyla karşılaşıyor. Yani bütün bunlar arka arkaya gelince o dayanamıyor bütün bunlara ve bir memuriyet alıp uzak bir yere gidiyor. Bu zaten bizim şu an oturduğumuz sofra da aslında o yıkımın hemen ertesinde. Evet, o yıkımı Ahmet Şevki'den, Şevki hatırlatıyor ona. Bütün bu sıkıntılarını anlattığı zaman diyor ki Lamia o kadar önemli değil. Bazı şeyleri yoluna koyduktan sonra kızı isteriz biter gider diyor. Pratik bir adam arkadaş, idare müdür. Ama diyor öteki iş çok önemli. Kardeşim meselesi çok önemli. Nitekim Vehbi Bey hem onun ölümüne sebep olacaktır hem de ev elinden çıkacaktır. Bu bizim sofrada gördüğümüz yani artık kendini o siyah geceye teslim etmek üzere olan Ahmet Cemil. Evet. Onun hayal kırıklığı yani aslında başta da biraz konuştuk. Yani bir Servet-i Fünun neslinin hayal kırıklığı mı? Halit Ziya'nın kendi hayal kırıklığı mı? Yoksa bir roman karakterinin bir kurgu bir hayal kırıklığı mı? Şimdi o devirdeki bütün romanlarda bu var. Yani Servet-i Fünuncuların hepsinde var. Halit Ziya'nın bütün eserlerinde var. Ayrıca kendi hayatında da var. Çocuğunu kaybediyor. Bir başka oğlu intihar ediyor biliyorsunuz Vedat. Hı hı. Evet. Arnavutluk'ta elçiyken intihar ediyor. Ve intihar etmeden önce elçilikte verilecek olan ziyafetin bütün ayrıntılarını gözden geçiriyor. Ve son talimatını da veriyor. Çiçekleri unutmayın. Bu çok ironik bir ifade oluyor. Roman kahramanı olsa Vedat dersiniz ki kurgu icabı. Ama burada öyle değil. Kendi kurgusunu kendi yapıyor adeta. Ve onlar sofra için değil bize hemen cenaze çiçeklerini hatırlatıyor. Çok çarpıcı bir şeydir bu. Sofranın bir işlevi de birkaç yerde geçmesi, sofraların geçmesi... Hem mutluluğu, hem kaybolan mutluluğu, hem de işte geçiştirme, karnını doyurmak zorunda. Bir de kutlamaları, iki kutlama. Ama bir kutlama sonunda veriliyor. Öteki kutlamada ise kutlamanın sonunda bir insanı yıkan bir eleştiri geliyor. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman sofranın, bu eserde çok özel bir kurgu malzemesi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yani sofradan sofraya geçerken biz aynı zamanda Ahmet Cemil'in yıkılmakta olduğunu da görürüz. Kitap bir hülya ile başlıyor dedik. Ondan sonra Ahmet Cemil'in ümitleri yavaş yavaş yıkılıyor. En sonda da Ahmet Cemil o şiir kitabını neşretme hayallerini suya bırakıyor, o ümitlerini kaybediyor ve kitabını yakıyor. Peki bu baştan başa yani bir ümitsizlik midir, bir yeni bir hayale yelken açmak mıdır? Yani Ahmet Cemil karamsar bir karakter mi? Yeni şiir yazacak mıydı acaba? Belki hani devamını bilmiyoruz ama yeni bir ümide kapı mı açıyor Ahmet Cemil kitabını yakarak yoksa tamamen ümitlerini terk ediyor? Sanıyorum ki umutsuzdur. Bir umutsuzluk yaktırmıştır zaten ona o kitabı. Kötümserdir ve yazar kurgusunu öylesine inşa etmiştir ki biçare Ahmet Cemil'e kaçacak yer bırakmaz. Bir memuriyetle uzak bir yere gider. Gidecektir. Kendi sürgününü yapıyor aslında. Kendi sürgün yerini kendi seçip gidiyor. Peki bu kadar kötümser bir memur orada ne yapacak? İşte Tanpınar Ahmet Cemil'le mülakatta bunu şey yapıyor, konuşturarak onun alelade bir insan haline dönüşünü anlatıyor. Çok hazin bir şey aslında. Bir hayat bitmiş oluyor. Biliyoruz ki o tarihlerde çeşitli yerlere sürülen aydınlar var. Ve bu aydınların hiçbirisi orada aydınlatıcı güç haline gelemiyorlar.
Ama ne yapıyorlar bazıları? Mesela Refik Halit memleket hikayelerini yazıyor. Memleket hikayeleri açık rapor gibidir. Şeftali bahçelerini zevkle okuyoruz ama onun arkasında müthiş bir eleştiri vardır. Memurların vazifesi günlerini gün etmek, kır eğlenceleri de daima bulunmak, hatta bunu bir çeşit resmi protokol haline getirmek. Nedir yoksa oradaki insanların dertlerine çare bulmak mıdır? Burada yani imparatorluğun yıkıldığını da bize hissettiriyor. Sadece fertler yıkılmıyor. Fertler biraz da idareciler tarafından içinde yaşanan durumun felakete doğru gittiğini hissettiriyor bize. Onun için Ahmet Cemil'in kurtulmasını ben pek mümkün görmüyorum orada. Peki bugün... Keşke kurtulsaydı. Ama o zaman da bu roman olmazdı. Peki burada ben olmasam da Ahmet Cemil olsa, kitabını yakmadan önce... Veyahut da yaktıktan sonra kitabını yakma mı derdiniz? Yoksa ya merak etme bir daha yazarsın onu, yani ne söylemek isterdiniz ona? Ben bir kere kötümserlikten nefret ederim. Hiç sevmem. Yani kötümser insanları da sevmem. Onun için herhalde kendisine derdim ki yakmak istiyorsan yak. Daha iyisini yapacaksan hemen yak. Yenisini yazmaya başla. Çünkü bu önemli bir şeydir. İnsan önünde yaptığı bir şeyi ne de olsa ben yapmışım. Onun için o da tahammül etmem lazım. Veya onu savunmam lazım psikolojisine girerse bu onu daha çok yanlışlar yapmaya iter. Ama onu yırtarsa kurtulur ondan. Birçok iyi denemeci ne yapar? Yazısını yazar. Bir yanlış yaparsa yırtar, atar, tekrar yazar. Mesela Nurullah Ataş böyle bir yazar. Bu çok önemlidir bence. Onunla ilgini kesip yeniden başlamak. Yok. Yeniden başlama gücünü bulamıyorsan o zaman onu sakla, her gece o karşısında geç ağla. Yani yapılacak başka bir şey yok. Muhtemelen yaktıktan sonra da yeni bir şey de yazmaz gibi görüyor. Benim hani naçizane... Yazamaz. Yazamaz değil mi? Yazamaz çünkü onun şiirlerinin perisi lamia da yoktur artık. Veyahut hayata onu bağlayacak ikbal yoktur. Hayatı kötülüklerine karşı koruyacak babası zaten çoktan ölmüştür. Ve onun babasının rolünü yerine getirememiştir, oynayamamıştır. Bunlara baktığımız zaman annesi zaten yaşlıdır, belki o da gün birinde ölecektir. Ve o zaman yapayalnız kalacak. Nereye bağlanacak? Her şeysini, bütün umudunu kaybetmiş olan insanların durumu çok kötüdür. Ancak... büyük bir irade gücüyle ayakta kalabilirler. Mamafi şunu söylemek lazım ki Servet Fünun'un bu çok kötümser gençleri ikinci meşrutiyetten sonra birbirini takip eden o korkunç savaş yıllarında 10 yıl süren bir savaşın içinden çıkıyoruz biz ve milli mücadeleyi gerçekleştirecek kahramanlar yetiştiriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ölüm kapıda hissettiği zaman insanoğlunun belki yeni bir dirilişe geçmesi de kaçınılmazdır. Yani o bakımdan Servet Fünun'un sadece kötü taraflarını görmeyelim. onların hayatı belki de daha sonra ki nesiller için bir uyanış olmuştur. Yani 1908 hepsinde bir uyanışı gerektirmiştir. Fertten, Tevfik Fikret, fertten doğrudan doğruya toplum meselelerine dönmüştür. Siz şiirini düşünün. Ama 1908'de meşrutiyeti ilan edilince hemen onun rücuyla geri dönüyor. Onları da geri almasını biliyorlar. Ama sosyal değişiklikler o kadar kolay değil. Ama sosyal değişiklikle aynı zamanda fertleri de bazen eziyor. Onları harcıyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Evet. Edebi sofraların sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek afiyetle kalın. Thank you.